Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Bingöl merkezden devam ediyor efendim. Özellikle bir lezzet noktasındayız dememize gerek yok. Ekranda da görüyorsunuz, ağızlarınızı da sulandırıyoruz biraz ama şu an yanımızda kim var? Cengiz Hanay var. Önce kendisine, daha sonra da bu lezzet noktasında hangi lezzetleri imzalarını atıyorlar bizzat kendilerinden dinleyeceğiz. Buyurun izliyoruz efendim. Tatlı macerası 1994'ten beri ben burada Bingöl'de hizmet vermeye devam ediyorum. Yerlisi misiniz? Yerlisiyim. Bingöl'de başladı yolculuk. Peki gelelim, nasıl başladı? İlk tatlı olarak mı başladı? Ne zamandan beri bu sektördesiniz? 94'ten beri ben bu sektördeyim. Abim usta olarak tatlımızı ondan o yapıyor, kendisi yapıyor. Kaç kardeşiz? 5 kardeş. 5 kardeşim 5 de tatlı işi mi yapıyor? Hayır, 5'i... İkisi yapıyoruz. İkisi, iki kardeş burada kafa kafaya verdiniz. İki kafadar burada lezzetleri çıkartıyorsunuz. Peki tatlıcılık gıda sektöründe nasıl bir yer alıyor? Tatlıcık mükemmel bir şey. Tatlı çok güzel. Lezzetli. Her yemekten sonra tatlı gelir. Özel günlerde, bütün özel günlerimizde bir kere tatlı gider. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deriz. Evet, toplantı olduğu zamanlar bir... Misafirin geldiği zaman yemekten sonra ne gelir aklına? Tatlı gelir, kadayıf gelir. Peki sormak istiyorum. Burada en çok sizi tercih etmelerindeki sebep ne? Damak tadı. Bizde damak tadı farklıdır. Çok güzel tatlı yaptığımız için herkes bizi tercih ediyor. Kaç çeşit tatlınız var? Yöre kadayıf Bingöllülere ait olan bir şey. Cevizli kadayıfımız var. Yöresel olarak ev baklavamız var. Bu zaten yöresel Bingöl, kadayıf Bingöl'e ait olan bir şey. Farkı ne peki bildiğimiz kadayıftan? Kadayıf farkı çok değişik bir tatlı. Lezzet farklıdır. Fıstıklı kadayıfımız var, cevizli var. Ev baklavamız var cevizli olarak. Son zamanlarda da en çok tercih edilen baklava türlerinden soğuk baklava dediğimiz baklava. Soğuk baklava var, hoş verdi diyoruz. 12 adı var. Çok güzel olduğu için hoş verdi olarak yediğin zaman bir rahatlık gelir. Hafif bir tatlı olduğu için. Yani çok şerbetli tatlı sevmeyenler mi tercih ediyor özellikle? Sevmeyen, şerbetli tatlı sevmeyen sütlü tatlı olarak hoş verdi soğuk baklava diyoruz ona. Hafif tatlı olarak tercih ediyor. Çok hafif tatlı. Bu da bizim Bingöllülere ait olan bir tatlıdır. Biz bunu çıkartmışız. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Son olarak şunu sormak istiyorum. İleride büyümeye yönelik atacağınız adımlar, şubeleşme yolunda atacağınız adımlar ve şu an Bingöl'de hali hazırda kaç şubeniz var? Şu anda 2 şubemiz var Bingöl'de. Peki ileriye dönük? Tabii ki yani bir zincirleme düşünüyoruz yani. Efendim tatlılarımızı yedik, ağzımızı şöyle bir temizledik. Cengiz Hanay bizlere Bingöl'deki yolculuğumuzla, Bingöl'deki bu tatlı yolculuğumuzla bizlere eşlik etti. Bakalım sektördeki yolculuğumuz şimdi nerede devam edecek? Hız kesmeden diyoruz ve buyurun bizden ayrılmayın diyoruz.